Ortak eser sahipliği birden fazla kişinin bir eser meydana getirmesidir. Burada bakılması gereken en önemli unsur öncelikle bu kişilerin ne şekilde bir araya geldikleridir. Bağımsız kişiler bir araya gelerek bir eser meydana getirirlerse bunlar ortak eser sahibi olacaklardır. Ama bir işverene bağlı olarak çalışıyorlarsa eser üzerindeki mali haklar onları bir araya getiren ya da onları çalıştıran işverene ait olacaktır. Bir gerçek veya tüzel kişi eser meydana getirmeleri için onları bir araya getirdiyse, örneğin bir girişimci onları toplayıp bir oyun yaptırdıysa ya da bir sanatsever bu kişileri toplayıp bir proje geliştirdiyse, mali haklar onları bir araya getiren kişiye ait olacaktır. Onun dışında ortak eser sahipleri eseri birlikte meydana getiren kişilerdir. Bu da eserin meydana gelmesine doğrudan katkı sağlayan kişilerden bahsediyoruz. Yani eserin bu şekilde olmasında bir şekilde faydası olanlar. Ama diyelim işte eser bir bilgisayar programıysa bunun testlerini yapan ya da hatalarını gideren, bug fix dediğimiz yardımı veren ya da bu eser bir film eseri ise, bir sinematografik eserse onun yayına hazırlanmasında kendi özelliğini katmadan sadece teknik işlemler yapan, örneğin görüntü kalitesini düzelten, örneğin seste var olan hataları gideren kişilerin katkıları ortak eser sahipliğini gerektirmez.